Merhaba sevgili öğrenciler. Uzun süren bir hazırlık sonunda sınavlara girdiniz. Umuyorum hepiniz için istediğiniz gibi geçmiştir. Ben kısaca Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi hakkında sizlere bir bilgi vermek istiyorum. Biz sözel puanlı öğrenci alıyoruz. Şu anda 1700 öğrencimiz bulunuyor. Fakültemiz 1999 yılında kuruldu. Birkaç defa bina değiştirdik ve sonunda şu anda fakülteye, iletişim fakültesine özel hazırlanmış olan son binamıza geçtik. Burada öğretim elemanı sayımız aşağı yukarı 40 kişi kadar. 4 bölümümüz var. Radyo, televizyon, gazetecilik, reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım. Son bir bölüm daha açtık, şu anda aktif ancak henüz öğrenci almıyoruz. Yeni medya ve iletişim bölümümüz var. Bu bölümle ilgili hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Umuyorum önümüzdeki yıl bu bölüme de öğrenci almaya başlayacağız. Lisansüstü olarak pek çok olanağımız bulunuyor. Bütün bölümlerimizin yüksek lisans programları var. Radyo, televizyon, sinema dışında ve reklamcılık dışında ki bölümlerin aynı zamanda doktora programları bulunuyor. Aynı zamanda genel anlamda açtığımız iletişim doktora programımız var. Bunun dışında 102.000 programından da yararlanıyoruz ve doktora programlarımıza bu bursla da öğrencilerimizi almaya devam ediyoruz. Bahsettiğim son taşındığımız binamız kampüste merkezi bir alanda stadyumumuz var. Onun hemen karşısındayız. Renkli bir bina. O yüzden bütün üniversite tarafından hemen kolaylıkla ayırt edilebiliyor. O yüzden de bizim fakültemize ulaşım epey kolay. Üniversiteye gelen otobüslerle ulaşım sağlanıyor. Mümkün olduğunca eğitim öğretim dönemi başladıktan sonra seferlerin arttırılması konusunda biz de belediyeden talep ediyoruz. Bu anlamda ring olarak da kampüs içinde dolaşan bir otobüsümüz bulunuyor. Ulaşımla ilgili herhangi bir problem yaşamıyoruz. Bu sene çok ilginç, bin ya da martı dediğimiz elektrikli skuterler çok yaygın kullanıldı ve sayıları da kampüsümüzde oldukça fazla. O anlamda öğrencilerimiz ulaşım konusunda herhangi bir sorun yaşamıyorlar. Hatta kampüsten çıkıp evlerine kadar bunları kullanan öğrencilerimiz de var. Bisiklet kullanımı çok yaygın üniversitemizde çünkü rektörlük tarafından bu da teşvik ediliyor. Oldukça fazla bisikletimiz var. Ve bisiklet kullanımı için de kampüsümüz çok uygun. Yeşil bir alana sahip. Herhangi bir engebesi bulunmuyor. O yüzden de kampüs ve çevresinde de bisikletle dolaşma imkanımız mevcut. Öğrencilerimiz için bir büyük yemekhanemiz var. İstenirse yine alakart olarak bir göl kenarında yemek yiyebilecekleri bir restoranımız da bulunuyor. Fakültemizin sosyal imkanlarına baktığımızda büyük bir kantinimiz var. Öğrencilerimiz için yeterli olanaklara sahip. Büyük bir çalışma salonumuz var. Ses geçirmeyen bir ortam sağlandı bunun için. Yaklaşık 50 öğrenci aynı anda çalışmalarını yapabiliyorlar. Aynı zamanda bunun dışında fuaye olarak düşünebileceğimiz dinlenme alanlarımızda da öğrencilerimiz vakit geçirebiliyor. Laboratuvarlarımız var, 2 adet. 50'şer öğrencinin aynı anda ders alabileceği büyük bir laboratuvar. Bunun dışında atölyelerimiz var. Atölye konusunda yaklaşık şöyle söyleyebilirim. Reklamcılık atölyesi, HİT atölyesi, reklamcılık, fotoğrafçılık atölyesi,
Akil Gazetecilik Bölümünün öğrencilerinin yoğun olarak burada faaliyet gösterebildiği bir atölyemiz var. Akün Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin burada çeşitli faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri bir atölyemiz bulunuyor. Onun dışında bir de AYFA var. Yine Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğrencilerinin ve aslında diğer bölüm öğrencilerinin de bu konuya ilgi duyanların sinema konusunda kendilerini geliştirebilecekleri ve burada çeşitli faaliyetleri yapabilecekleri bir alan olarak karşımızda duruyor. Aynı zamanda yakın bir dönemde belki bir kurumsal iletişim atölyesi de kurmayı planlıyoruz. Bu da daha çok fakültenin bütün etkinliklerinin bunlar üzerinden gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Sizleri aramızda görmeyi çok isteriz. Bütün öğrenci arkadaşlarıma başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Sevgiler sunuyorum.